TV Haber Merkezi tarafınca hazırlanan ana haber bülteniyle yeniden karşınızdayız. Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Şanlıurfa'da Mardin yolu üzerinde seyir halindeki otomobil ile tırın sürücüleri arasındaki sözlü tartışma polis noktasında silahlı kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan sürücülerin kavgasında otomobil sürücüsü yaralandı. Polis noktası önündeki kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. İddiaya göre Mardin yolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü ile saman yüklü kamyon sürücüsü arasında yol nedeniyle tartışma yaşandı. Seyir halinde sözlü tartışma yaşayan sürücüler soluğu polis noktasında aldı. Burada ismi henüz bilinmeyen kamyon sürücüsü üzerinde bulundurduğu tabanca ile otomobil sürücüsünü vurdu. Polislerin gözü önünde yaşanan silahlı kavga sonrası bölgeye çok sayıda özel harekat ve çevik kuvvet polisi sevk edildi. Yaralanan sürücü olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine gelerek yaşananları yakından takip etti. Bir süre trafiğe kapatılan yol daha sonra ulaşıma açıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ceylanpınar Gençlik Merkezi'nde açılan kurslara gençler yoğun ilgi gösteriyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün büyük önem verdiği gençlik merkezlerinde açılan kurslara katılan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 7'den 70'e herkesin spor ve sanat etkinliklerine katıldığı Ceylanpınar Gençlik Merkezi'nde 17 farklı branşta uzman eğitmenler tarafından kurslar veriliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ceylanpınar Gençlik Merkezi'nde açılan müzik kursunda öğrenciler piyano ve gitar derslerine katılıyor. Ceylanpınar Gençlik Merkezi'nde spor ve müziğin yanı sıra resim kursları da gençlerin ilgi odağı oldu. Kara kalem, tuval üzerinde akrilik boya çalışmasıyla yapan öğrenciler yeteneklerini ortaya koyuyor. Sevgili izleyenler, ana haber bültenine devam ediyoruz. Şanlıurfa'nın bildiği üzere tabii 3 Aralık Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da bir miting gerçekleştirecek. Ziyaret ve mitingin içeriğiyle ilgili AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Sayın Abdurrahman Kırıkçı konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım 3 Aralık günü, Cumartesi günü 13'te Cumhurbaşkanı bir Şanlıurfa'ya ziyareti ve mitingi var. Bunun detaylarını sizlerden öğrenmek istiyorum. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ekranlar başında bizi izleyen Şanlıurfalılara da iyi akşamlar diliyorum. Tabii Cumartesi günü inşallah büyük liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da bir kısım toplu açılış
programı münasebetiyle Şanlıurfa'da olacak. Tabii AK Parti'nin iktidar döneminde bu açılışlar, toplu açılışlar salonlara sığmayınca doğal olarak miting atmosferinde daha çok yapılıyor. Şimdi inşallah cumartesi günü de 500 küsür yatırımın tesisinin açılışı, yaklaşık 12 milyar TL değerinde bir yatırımın açılışını yapacak. Dolayısıyla biz buna açılış mitingi diyoruz. Ancak tabii Cumhurbaşkanımıza Şanlıurfa halkının özellikle ilgisi, ülfeti, muhabbeti, sevdası çok yoğun olunca bunu biraz daha geniş katılımlı yapma kararı aldık. Şimdi bu bağlamda hem arkadaşlarımızla, teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, bütün unsurlarımızla beraber çalışıyoruz, hazırlıklarını yapıyoruz. Cumartesi günü saat 13'te Abide Kavşağı'nda Şanlıurfa halkıyla Cumhurbaşkanımız kucaklaşacak. Tabii gelmeden önce Cumhurbaşkanımız genişletilmiş il başkanları toplantısında muhalefete bir çağrıda bulundu. Vizyonun Şanlıurfa'da olduğunu ve o gün Şanlıurfa'daki vizyonu izlemelerini istedi onlardan. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Şanlıurfa'da hem önemli açıklamalar yapacak, hem Türkiye'nin kaderine damga vuracak, hem Şanlıurfa için önemli olacak beyanları, açıklamalar olacak. Bu sebeple Şanlıurfa mitingi çok önemli. Hem Türkiye'nin gözü Şanlıurfa'da olacak, hem dünyanın gözü Şanlıurfa'da olacak. Çünkü Cumhurbaşkanımızın her açıklaması bir deklarasyon gibi kıymetli. O yüzden biz de buradan, ekranları başından bizi izleyen Şanlıurfa halkını, özellikle o gün Cumhurbaşkanımızı dinlemeye davet ediyoruz. Şunu ifade edeyim. Biz bu değerlendirmeyi yaparken hep söylüyorum ben. Cumhurbaşkanı milletin, cumhurun başkanıdır. Dolayısıyla hiçbir siyasal renk ve ayrım yapmadan tüm Şanlıurfa halkını, Urfa'yı seven herkesi biz o gün miting alanına bekliyoruz. İnşallah o gün Cumhurbaşkanımız hem Şanlıurfalıların yüzünü güldürecek, hem Türkiye'ye yeni bir vizyon katacak, açıklamalar yapacak. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Tabii gelişiyle ilgili de sizlerin bir sürü çalışması var. Yine bir toplantıya katılacaksınız. Bizler de sizlere başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Tabii arkasından gençlik buluşması var. Arkasından danışma meclisi buluşmaları yapacak. Bir takım temasları da olacak. Cumhurbaşkanımız hakikaten Şanlıurfa'ya değer veriyor. Ben bu münasebetle tekrar cümlemi kurayım. 3 Aralık saat 13 Abide Kavşağındayız. Cumhurbaşkanımız orada. Sizleri de bekliyoruz diyorum. Peki, teşekkürler Sayın Başkan. İlk evim, ilk iş yerim projesinde 3. etap kura çekimleri bugün başlıyor. 7 Aralık tarihine kadar devam edecek olan kura çekimiyle 7 ilde 13.807 konutun hak sahibi noter huzurunda belirlenecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde 1. ve 2. etap kura çekiminin ardından 3. etap kura çekimleri bugün başladı. Kura çekimleri 7 Aralık tarihinde sona erecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde 3. etap kura çekimleriyle 7 ilde 13.807 konutun hak sahibi noter huzurunda belirlenecek. Aralık itibariyle Bolu ve Karaman'dan başlayacak 3. etap kura çekimleri 7 Aralık'a kadar devam edecek. 1. ve 2. etap kura çekimi sonucunda 23 ilde 50.302 konut sahipleri noter huzurunda belirlendi. 7-28 Kasım tarihleri arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş ve Tunceli olmak üzere 23 ilde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 50.302 konutun hak sahibi belli olmuştu. Kategori bazında 892 şehit ailesi ve gazi, 4.426 engelli vatandaş, 11.127 emekli, 20.856 genç ve diğer gruptaki 15.657 vatandaş ise asil ve yedek olarak hak sahibi olmuştu. Proje çerçevesinde 81 ilde 250 bin sosyal konutun kuralarının Mart 2023'e kadar etaplar halinde çekilerek hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.
Şanlıurfa'da hizmet veren özel bir kolej diyetisyen Berfin Eyüpoğlu'nu ağırladı. Okulda öğrencileriyle bir araya gelen diyetisyen Berfin Eyüpoğlu, okul çağı çocuklarında sağlıklı beslenme konulu seminer gerçekleştirdi. Ama uyurken de aynı performansı göstermek gerekiyor. Yine akşam saat 10. Şanlıurfa'da hizmet veren özel bir kolej diyetisyen Berfin Eyüpoğlu'nu ağırladı. Obeziteye dikkat çekmek ve okul çağındaki çocukların düzenli beslenmesine yönelik seminer gerçekleştirildi. Okul çağındaki çocuklarına yönelik gerçekleştirilen Sağlıklı Beslenerek Sağlıklı Büyüyoruz başlıklı sağlıklı beslenme eğitiminde çocuklara önemli bilgiler verildi. Evet, laktoz diyebilirsiniz ben. Hocam ben de. Hocam ben de. Sağlıklı olarak şöyle. Çocuklar ilgiyle dinledikleri seminerde hem öğrendi hem de eğlendi. Okulda ve evde beslenme alışkanlıkları nasıl olmalı, hangi grup besinler ne kadar tüketilmeleri soruları diyetisyen Berfin Eyüpoğlu tarafından somut materyaller ve sağlıklı beslenme programları eşliğinde cevaplandırıldı. Tatlandırıcı ve diyet ürünlerinden uzak duruyoruz. Sakız çiğnemiyoruz. Peki sakız neden? Tabağını oluşturmanız gerekiyor. Nedir sebze? Diyelim ki taze fasulyemiz var yemekte. Özel kolejin yönetim sorumlusu Esma Kapaklı, diyetisyen Berfin Eyüpoğlu'na öğrencilere verdiği bilgiler için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı. Bugün Işıl Koleji olarak ortaokul kademimizde güzel bir çalışma yaptık. Obezite ve sağlıklı beslenme adına bize diyetisyen Berfin Eyüpoğlu eşlik etti. Öğrencilerimize çok güzel bilgiler verdi. Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyoruz. Umarım bundan sonra daha dikkatli, daha sağlıklı beslenmeye çalışacağız diye düşünüyoruz. Diyetisyen Berfin Eyüpoğlu ise kolej yönetimine bana böyle bir fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum dedi. Ben de çok teşekkür ederim Esma Hanım'a hem de Işık Koleji'ne bana böyle bir fırsatı sunduğu için. Öğrencilerimize tatlı bir konferans, seminer gerçekleştirdik. Umarım bundan sonra da devamı gelir. Hem sağlıklı beslenme açısından hem de Işık Koleji'nin böyle güzel davetleri için ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. Bundan bahsettik. Çocuklar... Haliliye Belediyesi'nin soğuk kış sabahlarında ilçenin 4 farklı noktasında sürdürdüğü gönül çorbası ikramı başladı. Hastane, üniversite ve işlek noktalarda yapılan sıcak çorba ikramından faydalanan vatandaşlar, Başkan Mehmet Can Polat'a teşekkür etti. Haliliye Belediyesi'nin havaların soğumasıyla başlattığı gönül çorbası ikramı vatandaşlardan tam not aldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından devam ettirilen gönül çorbası günlük 6.000 kişiye ikram ediliyor. Soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtan gönül çorbası ikramı, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu toplanma merkezi, Defteş'te Açık Su Caddesi, Haran Üniversitesi Osman Bey Kampüsü ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan standlarda dağıtılıyor. Görevliler tarafından tek kullanımlık bardaklarda ikram edilen çorbayı alan vatandaşlar ve öğrenciler kahvaltı yapamadıklarını ifade ederek çorba ile ısındıklarını kaydediyor. İkramdan faydalanan vatandaşlar Haliliye'nin 4 noktasında gönülleri ısıtan hizmet için Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a teşekkür etti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden gönül çorbası ikramı ise hafta içi her sabah 6 ila 8 saatleri arasında devam ediyor. Şanlıurfa'da yetim ve ay melek aileleri arasında bulunan husumet düzenlenen barış yemeğiyle son buldu. Şanlıurfa'da yetim ve ay melek aileleri arasında bulunan husumet düzenlenen barış yemeğiyle son buldu. Düzenlenen barış yemeğine AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Boyuk, Ticaret ve Sanayi Oda Başkanı Mehmet Doğan Yetim, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Serhat Karadağ, CHP Şanlıurfa Eski İl Başkanı Ferhat Karadağ, İş İnsanları Ahmet Ersin Bucak, Paşa Karakuş, Hadi Öge ve Mehmet Cemil Bayuk ile her iki ailenin fertleri katıldı. Yapılan duanın ardından her iki aile fertleri kucaklaşarak
husumete son verdi. İnnemel mu'minûne ihvetun fe aslihû beynâ havaykum vettekullâhe leallekum turhamûn. فَمِنْ نِسَائِنَا عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ. Sıkıntı oldu, bir problem oldu. Ahmet Ağa'nın önderliğinde, Fevziye Ağa'nın önderliğinde, benle Serhat, Cemil Bayi, Hadi Öge, isim olarak tek tek saymak istemiyorum. Hepinizin emeği geçti. Hepinizden Allah razı olsun. Şu an çok mutlu bir şekilde hep birlikte beraberiz, yemeğimizi yendirip oturup yemeğimizi yiyeceğiz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun size. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Şanlıurfa'nın nüfusu en fazla ilçesi Eyyubiye'de halkın özellikle yaz aylarında yemyeşil bir ortamda vakit geçirebileceği parklar yapmaya devam eden Eyyubiye Belediyesi kendi atölyelerinde imal ettiği açık hava mobilyalarıyla da parklara işlev katıyor. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kurt'un 3,5 yıllık görev süresince yaptığı 32 park ve daha önceden yapılmış parkların bakım, onarım ve yeşillendirme çalışmalarına devam eden Eyyubiye Belediyesi, halkın talepleri doğrultusunda düzenlemeler yapıyor. Kış aylarının başlamasıyla birlikte önümüzdeki yaz aylarına hazır olması için tüm parklarda çalışma başlatan belediye çalışanları, parkların bank, kamelya ve piknik masalarını da kendi atölyelerinde imal ediyor. Son olarak 15 Temmuz şehidi Ümit Yolcu'nun adının verildiği parkta çalışmalara başlayan Eyyubiye Belediyesi, burada tabela, bank, piknik masası, çocuk oyun alanı gibi gölgeli ve benzeri imalatları tamamladı. Halen 4 ayrı mahallede park yapımına devam ettiği Eyyubiye'de, millet bahçesinin de hizmete girmesiyle yeşil alan miktarında önemli bir artış sağlanmış olacak. Teşekkür ederiz. Eyyubiye Belediyesi'ne bizi düşündüğü için ve böyle kamelya yaptığı için çok çok teşekkür ederiz. Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinden Şanlıurfa bu kez adını renkli pamuk üretimi ile duyurdu. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümünden doçent doktor Hasan Haliloğlu'nun öncülük ettiği 3 yıllık projede farklı tonlarda kahverengi ve açık yeşil pamuklar yetiştirildi. Bereketli tarım topraklarıyla tarımın başkenti olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yaklaşık 3 yıl önce doğal renkli pamukların Harran Ovası koşullarında performanslarının belirlenmesi projesi başlatıldı. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hasan Haliloğlu, öncülüğünde başlatılan projede yurt içi ve yurt dışından temin edilen renkli ve beyaz pamuk tohumları üniversitenin deneme alanlarına ekildi. Projede 14 renkli genotip ve 2 beyaz pamuk çeşidinin ekimi yapıldı. Farklı tonlarda kahverengi ve açık yeşil pamuğun başarıyla yetiştirildiği görülen projede 2 genotipin bölgeye uyumlu olduğu tespit edildi. Son dönemlerde bu renkli pamuklarla ilgili özel sektörden bazı talepler oldu. Bunun üzerine 4 yıl önce yüksek lisans çalışması için dışarıdan tohumlar temin ettik. Bu tohumları 1 sene ektik. İşte yüksek lisans çalışması bitti. Ancak 2. sene malum pandemiden dolayı denemeyi kuramadık. Geçen yıl kurduk. İşte 14 tane renkli pamuk, 2 tane de beyaz şahit dediğimiz kontrol pamuk çeşidini kullanmak suretiyle bölgede en iyi uyum sağlayan 2 tane genotipimiz belirledik. Bu sene de o 2 genotipi ektik. Gerçekten sonuçlar çok güzel. Yani verim bakımından, genel görünüm bakımından çok iyi. Ancak henüz daha lif özelliklerini, analizini yapmadık. Ancak renkli pamuklarda şöyle bir durum söz konusu. İşte en büyük handikapları lif kalite özelliklerinin beyazlar gibi iyi olmaması. Zaten eğer beyazlar gibi iyi olsa piyasada kendine çok iyi yer bulacaktır.
Bunu niye son dönemlerde şeyler istiyorlar? Özellikle bazı firmalar. Şimdi malum Türkiye tekstil sektöründe önemli bir ülke. Yurt dışına önemli miktarda tekstil ürünü ihraç ediyor. İşte görüştüğümüz bazı firmalar dışarıdan bu doğal renkli pamuklardan elde edilmiş ürünlere talebin olduğunu, ancak işte ham madde bulmakta sıkıntı çektiklerini, biz de işte böyle bir çalışmaya girişerek acaba bunu bölgede yaygınlaştırabilir miyiz? Bu şekilde eğer bir sonuç alırsak en azından bu özel sektörün talebini karşılamış oluruz. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Mehmetçik Mahallesi'nde yeni açılan yolları kilitli parke ile döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor. Her geçen yıl büyüyen ve dönüşen Karaköprü'de artan konutlaşma ile beraber doğan yol ihtiyacını gidermek için Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede yeni açılan yollarda kilitli parke taşı döşeme çalışması yaparak vatandaşın hizmetine sunuyor. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri Mehmetçik Mahallesi'nde yeni açılan, altyapı çalışmaları tamamlanan yollarda kilitli parke döşeme ve kaldırım çalışması gerçekleştiriyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla yol açma seferberliği başlatan Fen İşleri ekipleri özellikle konutlaşmanın fazla olduğu mahallelerde yeni yollar açarken açılan yolları kilitli parke döşeyerek hizmete açıyor ve yol ihtiyacını gideriyor. Karaköprü'de yeni konutlaşma alanlarında yeni yollar kazandırarak bu konuda sıkıntı yaşanmasının önüne geçtiklerini ifade eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Mehmetçik Mahallesi'nde yeni gelişen ve yeni ihtiyaçlar doğan bir konum olduğunu dile getirdi. Vatandaşların yol sıkıntısı çekmemesi ve bozuk yollarda sorun yaşamaması için Fen İşleri ekiplerimizle sahadayız diye konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, yeni yolların hayırlı olmasını diledi. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yol açma, asfalt serimi ve kilitli parke döşeme çalışmalarını program dahilinde sürdürecek. Kış mevsiminde sürücülerin araçlarında antifriz kullanmaları konusunda uyarılar yapan uzmanlar, 200 liraya antifriz almaktan kaçınanlar 30.000 TL masraf beklendiğini söyledi. Kış aylarında araçlarda donma olayları ortaya çıkıyor. Kış bakımlarını yaptırmayıp araçlarına 200 liralık antifriz eklemeyen sürücüler, araçta farklı sorunların ortaya çıkmasıyla birlikte 30 bin lirayı bulan bir masrafla karşı karşıya kalabiliyor. Sanayi sitesinde faaliyet gösteren motor mekanik uzmanı Muhsin Körfeci, araçlarda kış bakımı döneminin başladığını belirterek, periyodik bakımların vatandaşların ağır masraflarla karşılaşmaması için zamanında yapılması gerektiğini ifade etti. Kış bakımı için müşterilere çağrımız budur. Kışlık bakımlarını aksatmasınlar. Bildiğiniz gibi yani havalar soğudu mu arabalarda sıkıntı olur, buz tutar. Buz tuttuğu zaman da aşırı bir masraf çıkarır. Bunlar müşterilerimize çağrımız odur ki zamanında bu periyodik bakımlarının yapılmasıdır. Donduğu zaman zaten haliyle blok çatlıyor. Silindir kapaklarında çatlama olur. Yani bir sürü masraf çıkarıyor. Bunu zamanında yapıldığı zaman en azından bu masraflardan kurtulmuş olurlar. Normalde antifriz fiyatları tabii değişiyor. Kaliteli var, normali var. 150'den başlıyor 200 liraya kadar. Ya şimdi bir araç dediğim gibi yani donduğu zaman nerede baksan 25 bin 30 bine maliyeti oluyor bunların. Sadece soğukla alakalı değil antifriz. Antifriz her zaman bir araç için önemlidir. Yaz kış kullanılır. Yani yaz aylarında bile kullanıldığı zaman araçta radyatörde motordur. Yani bunlar tortuyu pası falan önlüyor. Motor temiz duruyor. Harareti de aynı zamanda önlüyor antifriz. İçindeki hep su. Biliyorsunuz hep su. Sağlar.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla aslına uygun olarak restore edilen ve dijital sinemaya dönüştürülen Şair Nabi Kültür Merkezi sinema ile ilk kez tanışan çocukları ağırladı. İşte geliyor! Şanlıurfa'nın tam kalbinde belediye bahçesi içerisinde yer alan Şair Nabi Dijital Sinema Salonu her gün farklı seanslarda yüzlerce vatandaş ağırlıyor. Şanlıurfa'nın Halilli ilçesi sınırlarında bulunan ve şehir merkezine 8 kilometre uzaklıkta yer alan Boydere Yusuf Ali Bekler İlkokulu öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi tarafından okullarından otobüslerle alınarak sinema salonuna getirildi. İlk kez sinemayla tanışan ve TRT çocuk ekranlarında heyecanla takip edilen çizgi film serisinin sinema uyarlaması Bulmaca Kalesi, Dev Kuşun Gizemi filmini dijital sinemada izleyen çocukların sevinçleri gözlerinden okundu. Öğretmenlerinin gözetiminde yaklaşık 2 saat boyunca keyifli bir gün geçiren ilkokul öğrencileri filmin sonunda sinemayla ilk kez tanıştıklarını ve çok mutlu olduklarını ifade etti. Eğleniyorum. Bulmaca Kulesi Dev Kuşun Gizemi. Güzeldi ama daha önce hiç izlememiştim. Çok iyiydi. Güzel bir filmdi. Bilmece Kulesi Dev Kuşun Gizemi. Mutlu oldum. Mardin'de 27 yıldır 500 yıllık dükkanda tesbih yaparak geçimini sağlayan Vasfı Yüklü, benim için tesbihin kendisi sabırdır, onu yapmak ise bir sanattır dedi. Mardin'de 500 yıllık tarihi dükkanda 27 yıldır tesbih dizerek geçimini sağlayan Vasfı Yüklü, tesbih dizme işini yaparken huzur bulduğunu ifade etti. Yıllardır yaptığı mesleğinden sıkılmayan ve mesleğini bir sanat olarak gören Yüklü, dükkanının taştan olmasından ayrı bir huzur bulduğunu söyledi. Kehribar taşından tesbih yaparken diğer taşlara göre ayrı bir huzur duyduğunu ve mesleğinin de dünyada sevildiğini belirten Yüklü, yaptığı tesbihleri 50 ile 1000 lira arasında müşterilerine satıyor. Yok sonra işte tornadır, şudur, budur, öyle gidip geliyoruz işte. Tesbih yapıyoruz, ip değiştiriyoruz, örgü örüyoruz, o tarzda şeyler yapıyoruz. Sanattır, sabırdır. Tesbihin kendisi sabırdır. Yani onu yapmak bir sanattır. Yani ufak bir şey değil. Tek tek habbeleri, tek tek taşları kesiyorsun. Herhangi bir objeyi kesip yapıyorsun, yani o tarzda ufak ne gelirse taştan bile yapılıyor yani. Benim yani ne hissettiriyor, biz sanatımızı icra ettiğimiz zaman işte bir hoşnutluk duyuyoruz. Taştan oluşu güzeldir, beton değildir. Bu ayrı bir huzur veriyor. En az 500 yıllık dükkanımızdır. Bu haberle bültenimizi burada noktalıyoruz. Bir sonraki bültende yeniden görüşünceye dek. Hoşçakalın.